Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu değerli izleyicilerimiz. Yeni bir haftada yeni bir konu ve konukla daha sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu hafta değerli bir konukla evlerinize konuk oluyoruz. Konu ve konukla demiş olalım, evlerinize konuk oluyoruz. Son zamanların en çok istifade edilen kitabı olan ve Cemil Meriç'in "Ben disiplin içinde çalışmayı bu kitaptan öğrendim" dediği Juliet Paros'un "Neden İrade Terbiyesi" kitabını stüdyo konuğum Tuğba Doğan hanımefendiyle analiz etmeye, tahlil etmeye çalışacağız inşallah demiş olalım. Biz kıymetli bir konu olduğunu düşündüğümüz için bu hafta bu konuyu ele aldık. Sizin de istifadenize sunuyoruz. Umarım sizler için de faydalı olur. Buyurun başlayalım inşallah. Tuğba Hanım, öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. İyiyiz, çok şükür. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz, hamdolsun. Girişten de belirttiğimiz gibi bugün irade terbiyesi kitabını işleyeceğiz inşallah. Bizim de çokça fazla, çok fazla istifade ettiğimiz bir kitapta istedik ki izleyicilerimiz bugün siz değerli konuğumuzla birlikte bu kitabı onlar da alsınlar. Bu kitabı onlara da anlatalım istedik. Her kitabın analizinde ve tahlilinin başlangıcında olduğu gibi biz de şey diyelim, yazar kimdir? Öncelikle bir yazarı tanıyalım. Neden bu kitabı yazdı? Ve biz bugün neden irade terbiyesi kitabını işliyoruz? Evet. Buyurun. Yazar Jules Peot, kendisi Fransız pedagog ve akademisyendir. 1859'da Fransa'nın Şamini kasabasında dünyaya geliyor. Evet. 1940'da vefat ediyor. 1907'de üniversite rektör olarak atanıyor. Katolik okulların okullara karşı laik eğitim mücadelesinin verildiği 1907 ve 1914 yılları arasında okul savaşı esnasında doğrudan hedef alınan eğitimci ve felsefecilerden biriydi. En meşhur kitabı İrade Terbiyesi'nin yanı sıra Okulda Ahlak ve Ahlak Dersi kitapları Vatikan tarafından 1948'e kadar kare listede kalıyor. En geniş kitleye hitap eden elimizdeki bu kitap çok kısa sürede 32. baskısını yapıyor. Hakikaten istifade edebileceğimizi umuyorum. Neden irade terbiyesi? Bundan dolayı söyledik biz. Bu kitap 1800'lerin sonunda yazılmış bir kitaptır. Kitabın en dikkat çekici tarafı bugünün insanının problemiyle o günün insanının probleminin aynı olmasıydı. Bu yüzden biz şunu anlıyoruz. Eğitimimizin kendi gelişimimize hizmet etmediğini bu gösteriyor. Yani o günden bugüne eğitim sisteminin bir gelişme göstermediğini ve bize herhangi bir hizmet etmediğini de ne yazık ki görmekteyiz. Ve halen de hizmet etmemektedir. Bu çok acı bir şekilde. Halen de eğitim sistemine girmemiş bir irade terbiyesi dersi yok. Yoktur. Ben de Türkiye'deki pedagoglar, psikiyatristlerin, evet, düşünürlerin de dediği gibi bunun ilkokul, ortaokul, lise ve üniversitede eğitim sistemine girmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani iki programla, üç programla yapılacak bir şey değildir. İrade bir insanlık problemidir. Yani insanın temelini irade oluşturmaktadır. Bu temelde oluşabilecek herhangi bir sıkıntı, aksaklık bizim karakter yapımızı belirlemektedir. Bu da kurduğumuz evlilik ve iş hayatı gibi hayati yapıları ciddi manada etkiliyor. Nasıl ki hani evlilik ve iş hayatımızda karşılaşabileceğimiz problemler karşısında tedbir alma, manevra yapma gibi şeyleri biz ancak irademizin sağlam olmasıyla yapabiliriz. Eğer bu irademiz sağlam olmazsa evlilik ve iş hayatımızda sıkıntılar oluşmaya başlar. Ve yine öğrencilik hayatında da değil mi? Aynen. Hem yani öğrencilerin yetiştiği anlarda belki tabii de bir irade terbiyesi kitabının ifade ettiğiniz, hı hı, gibi müfredata alınması, onların ileriki yaşamlarında manevralarının düzgün olması ve kişiliklerinin inşasında, inşasını oluştururken aslında ne kadar önemli olduğunun, evet, bir göstergesi olabilir. Evet, az önce de söylediğiniz gibi 1800'lü yıllarda yazmış bir kitabın bugün yaşadığımız problemlere ışık tutması bize tarihin tekerrürden ibaret olduğunu tekrardan hatırlattı ve üzerinde durmamız gerektiğini gösterdi. Evet.
Peki burada aslında bu kitapta bir bireyin ve öğrencinin aslında irade hususlarına birçok yerde dikkat çekilmiş. Başlıklarından bir tanesi de irade zayıflığının öğrenciler üzerindeki çeşitli biçimleri diye bir başlığımız vardı. Bu konudan, bu başlıktan ilerleyecek olursak neler söyleyebiliriz? Evet. Buyurun. Yazar şu şekilde başlıyor. Diyor ki, neredeyse tüm başarısızlık ve mutsuzluklarımızın sebebi tektir ve bu da irademizin zayıflığıdır. Yani yazar tamam o kadar net bir giriş yapıyor ki bütün başarısızlık ve mutsuzluğumuzun sebebini tek yapıyor ve bu da irade zayıflığımıza bağlıyor. Biz nasıl ki evlenenler için hani aile hayatımız için mutluluk temenni ediyoruz, iş hayatımız için başarı temenni ediyorsak aile ve iş hayatımızın dengesi için bu huzur ve mutlulukların bu huzur ve mutluluğun irade terbiyesiyle, irademizin sağlam olmasıyla mümkündür. Evet. Mutsuz çift ve bireylere baktığımız zaman iş hayatında mutsuzdur, evlilik hayatında mutsuzdur. Bunlara baktığımız zaman hakikaten iradesinin zayıf olduğunu göreceğiz. Yani bu bize bunu gösteriyor zaten yazarla aynı kapıya çıkacağız. Burada diyor ki tutkular doğaları itibariyle geçicidir. Hı-hı. Ne kadar şiddetlilerse o kadar kısa sürerler. Bu tutkuların düzensiz olmalarından ötürü onları çabanın devamlılığına hakiki birer engel olarak göremeyiz. Nasıl ki mesela bir insanın iş hayatına çok tutkulu bir şekilde bağlanması veya bir insana çok tutkulu bir şekilde bağlanması diyor ki biz bunu bir fırtınaya aslında benzetebiliriz. Bir fırtına diyebiliriz. Tutkular hani çabanın devamlılığına engel değildir. Evet. Engel olan şey nedir? Tembellik, miskinlik, üşengeçlik ve yazarın dediği deyimiyle aylaklık dediğimiz kesintisiz süren bir ruh halinden bahsediyor yazar burada. Evet. Buradaki temel ve bu ruh halini temel doğal hal olarak yazar bizlere göstermektedir. İnsanlar devamlı bir çaba sarf etmeyi ancak mecburiyetin getirdiği baskının altındayken kabul ediyor. Hakikaten öyle. Yazar da burada gösteriyor. Diyor ki, Ribot'un bir sözünü alıyor. Ribot burada diyor ki, muhtemelen dövülmekten korktuklarından erkekler dinlenirken veya uyurken düzenli olarak çalışmaya mecbur kalan kadınlar. Yine aynı şekilde bir öğrencinin öğretmenin azar işitmesinden korkmasından dolayı ders çalışmaya mecbur hissetmesi. Yani bundan dolayı bu mecburiyet onları buna itiyor. Evet. Yani çalışmaya mecbur itiyor. Arkadaşlarının kendilerinden alay etme düşüncesi de aslında bu baskı altında da olması kendisini ne yazık ki çalışmaya iten sebeplerden biridir. Evet, yani devamlı çalışmanın aslında kendi irademizle değil de bir takım baskılar sonucunda, neticesinde veya sebebiyle diyebiliriz insanı zorladığını yazar burada belirtmek istiyor ki baktığımız zaman da gerçekten öyle. Yani kendi irademizle devamlı bir çabanın olmadığını kendi günlük hayatımızda, etrafımızda ve eğitim sistemimizde de maalesef görmekteyiz. Evet. Burada yazar Spencer'ın bir sözünü alıyor. Şöyle diyor, diyor ki Spencer, aslına bakılacak olursa insanların büyük çoğunluğu olabildiğince az düşünerek hayattan geçip gitmek istiyor gibi. Aslına bakılacak olursa insanların büyük çoğunluğu olabildiğince az düşünerek hayattan geçip gitmek istiyor gibi. Burada yazar bu örneği gösteriyor. Diyor ki günlük kullandığımız nesneleri ufak bir zihinsel çabayla gözden geçirip daha kullanışlı hale getirebiliriz. Yani çok küçük bir örnek vermiş, güncel bir örnek vermiştir. Ve gerçekten oturuyor yani burada. Evet. Yani o kadar çok düşünmekten dahi tembeliz ki ufak hani yazarın dediği gibi bir nesneyi aslında çok düşünürsek, biraz daha net düşünürsek bir nesneyi daha kullanışlı hale getirebiliriz. Ama ne yazık ki Spencer'ın dediği gibi insanların çoğu az düşünerek bu dünyadan, çok az düşünerek bu dünyadan çekip gitmek istiyor gibiler.
Tekrar yazar devam ediyor. Diyor ki öğrencilik hayatımıza dönüp baktığımız, hatıralarımıza dönüp baktığımız zaman kaç tane öğrenci arkadaşımızın çalışkan olduğunu söyleyebiliriz. Hakikaten göz simahını göz önüne çok farklı simalar geliyor. Çok nadir. Birkaç evet. tane simadan başka arkadaşlarımız gelmiyor. Bu diyor bunu gösteriyor. Yazar da dediği gibi öğrencinin çok az çalışma, hani çok basit bir ezber çabasıyla sınavlardan geçme derdi vardı. Evet. Ve halen de var. Yani bizim dönemimizde de öyleydi. Yazarın döneminde de öyle. Halen de öyle. Öğrencinin tamamen düşüncesi birazdan çok daha netleşecek. Öğrencinin düşüncesi sadece sınavı atlatayım ve geçeyim çabasındadır. Evet. Burada Manuri'nin sözünü alıyor. Diyor ki öğrenciler diyor idealleri çok düşüktür. Manövra diyor ki öğrenciler idealleri çok fazla yüksek değildir, düşüktür. Onlar için direkt okumak istiyorum. Devlet memuru olmak, düşük maaşlı, itibarı düşük, gelecek vaat etmeyen insanın masa başında yaşlandığı, her gün neredeyse kısa bir uğraşın hiçliğinde yeteneklerin derece derece körelmesine ve uyuşmasına tanık olduğu ama düşünmekten, istemekten ve harekete geçmekten muaf tutunmanın dile sığmaz zevkine ulaştığı işlerde çalışmaktır. Gerçekten tamamen ideal düşük olduğu için tamamen hani memur olmak isteği, günümüzde de öyledir. Toplum içinde bu kabul görülmüş bir şeydir. Memur olayım, rahat olayım. Evet. Hani memurluk rahatlık olarak gösteriliyor. Bu da hani burada yazarın anlatmak istediği memurları küçük düşürmek değildir. Zaten birazdan çok farklı bir konuya da geçiş yapacağız. Burada öğrencinin portresini çok güzel bir şekilde aslında gözler önüne sürüyor. Yani çalışmak yok. Sadece sınavları çok basit ezber çabasıyla geçeyim. Sınav odaklı bir çalışma. Aynen, sınav odaklı. Yani bir şey alayım. Sadece tabii eğitim sisteminde bize yapmış olduğu şey sadece bilgi istiflemek. Başka bir durum yok. Yani eğitim sisteminin yanında maalesef öğrencinin yapabileceği bir şey de yoktur. Bunu biz ileride zaten göreceğiz ileriki sayfalarda. Evet. Yazar burada dediğimiz gibi memurları suçlamıyor. Ne kadar yüksek olursa olsun diyor, hiçbir meslek, hiçbir kariyer tek başına insanın kişiliğini, zindeliğini veya enerjisini korumaya yetmez diyor. Evet. Bakın burada örnek olarak şunu gösteriyor. Diyor ki avukatlar, hakimler, doktorlar çok az bir birikim üzerinde yıllarını geçirirler. Çok az bir birikim üzerinde kendilerini geliştirirler. Yani burada bunu da söylüyor. Diyor ki eğer ki özür diliyorum. Diyor ki yıllar geçtikçe gayretleri azalır. Bu avukatın, doktorun, hakimin yıllar geçtikçe gayretleri azalır. Zihinlerinin en üstün kabiliyetlerini ortaya koyabilecekleri fırsatlar zamanla tükenir. Tek düzelik artık derinleşmiştir. İdman yapamadığı için zeka ve onunla beraber dikkat ve muhakeme güçleri ve düşünme kabiliyetleri körelir. Eğer insan diyor mesleğinin yanı sıra kendisine zihinsel bir uğraş yapmazsa, hani bulmazsa, yaratmazsa, bunun nezdinde diyor enerjisinin derece derece köreldiğini göstermektedir, evet. gösterecektir. Yani aslında yazar ifade ettiğimiz gibi 1800'lerin sonunda yazılıyor bu kitap. Hı hı. Fakat günümüzde de ifade ettiğiniz gibi aynı ihtiyaçların olduğunu aslında görüyoruz. Evet. Belki de bu eğitim sisteminden yazarın da ifade ettiği gibi belki kaynaklıdır. Hala da günümüzde aynı problemlerin olduğunu görüyoruz. Yazarın oradaki ifadesi çok doğru. Yani ezberci bir eğitim sistemine, eğitim sistemi dayatılan bireylerin, öğrencilerin bir yerden sonra yeteneklerinin aslında uyuştuğunu ve evet. kendilerini belki de keşfedemeden bu dünyadan göçen birçok bireyin yeteneklerini keşfetmeden, kendini gerçekleştiremeden göçtüğünü biliyoruz ve görüyoruz. Maalesef baktığımız zaman bunun aslında evet bireyin de bir takım iradeyle alakalı problemlerinin olduğunu görüyoruz. Fakat eğitim sistemi ve yaşadığımız zamanın bütün sistemleri belki de kendimizi gerçekleştirememeye, keşfetmemeye, tamamıyla kendi mantalitelerini insanların üzerinde despotvari bir hareketle, eylemle gerçekleştirdiğini ve onlara entegre ettiğini görüyoruz. Yani o zaman da sistem böyle, bu zaman da sistem böyle ve yazarın nokta atışlı
tanımlamaları gerçekten konuyu çok iyi özetlemiş diyebiliriz. Evet. Biz burada şu karşımıza çıkıyor. Az önce dedik ki hani bir uğraşın, bir mesleğin yanında eğer bir zihinsel olarak bizi geliştirecek bir uğraş dahi bulamazsak enerjimizin körelmesine şahitlik edeceğiz. Burada İnşirah Suresi ayet 7 aklıma geldi. Hani orada Rabbimiz diyor ya, Allah bir işi bitirince diğerine koyul. Evet. Hakikaten Kur'an'ın psikolojiye de ne kadar nüfuz ettiğini burada görüyoruz. Diyor ki bir işi bitirdikten sonra başkasına koyul. Bu da zaten yazarın da bize örneklendirdiği gibi demek ki psikolojik olarak bizim rahatlamamıza da sebep oluyor. Hı-hı. Hani evet enerjimiz körelmeyecek ama psikolojik olarak, çünkü kendisi bir pedagogtur. Psikolojik olarak bize bir rahatlama getirecektir. Hakikaten hani ev hanımları olarak da bir işi sürekli her gün kalkıp bir işi yapıyoruz. Ev temizliği, yemek yapmak. Sürekli olarak bunu yapıyoruz. Ama biz bunun yanı sıra kendimize farklı bir şey bulmazsak, bir uğraşı, zihinsel olarak söylüyorum, bir uğraşı bulmazsak bizim hani enerjisinin körelmesinden yanı sıra artık bir bıkkınlık gelmeye başlar. Hani artık yemek yapamama, yapmak istememe, artık bir temizlik işi yapmak istememe gibi durumlarda da karşılaşırız. Evet, müsaadenizle orada bir şeye girmek istiyorum. Şimdi İnşirah Suresini biz de işlemiştik burada. Gerçekten Kur'an-ı Kerim'in Nebevi Pınar'ın aslında bütün hastalıklarımıza, hem zihinsel hem fiziksel bütün hastalıklarımıza ne kadar iyi geldiğini görebiliyoruz. Şimdi baktığımız zaman gerçekten hayat boşluk kabul etmiyor. Yani muhakkak eğer hayatın bir ucunu tutup bir işle iştigal edilmezse bu insanın zihnine, psikolojisine çok ciddi bir hasar verebilir. Bir boşluk içerisinde bulunma yavaş yavaş o insanın beyninin uyuşmasına, kendini dahi bir yerden sonra bilememesine neden olabiliyor. O yüzden hayatın içerisinde her zaman bir meşguliyetin olması psikolojik olarak insanın bütün sıkıntılara, meşakkatlere, heyecanlara hazırlıyor aslında. Evet. Ama aksi olunca bir bitki gibi evin içinde yaşam sürmek, bir bitkisel hayata girmişçesine artık bir şekilde yavaş yavaş bir uyuşma hali hasıl oluyor ve insanın bütün işlerden kendini azletmesine, bütün işlerden sıkılmasına ve bir muhallebi gibi Cahit Zarifoğlu'nun ifadesiyle gevşediğini görüyoruz. Bütün hayattan tat almayan, hayatı bir yerden sonra artık benimsemeyen ve kendi amaçlarını bile unutan bu tembelliği vesilesiyle bir insan profili karşımıza çıkıyor aslında. Evet. Burada yazar bu ön bilgiden sonra şöyle bir şey söylüyor. Diyor ki kitabımız öncelikle öğrencilere hitap edilen savaşacakları kötülüğün onlarda aldığı biçimleri çok yakından incelemek gerekiyor. Bu ön bilgi verdikten sonra yazar sizin de sorduğunuz gibi bu soruya cevap kendisi veriyor. Diyor ki öğrencilerin en vahim düşmanı kendini genç bireylerin tüm hareketlerinde gösteren zihinsel rehavettir. Evet, zihinsel rehavetten bahsediyor ve şu öğrenciyi çiziyor. Tekrar bir öğrenci portresi göz önüne çiziyor yazar. Diyor ki bu öğrenci saatlerce uyur. Uyandığında uyuşuk, sersem ve miskindir. Esniyerek ağır ağır hazırlanır. Kendini hazır hiçbir zaman hissetmez. İçinden hiçbir iş yapmak gelmez. Tavırları hem uyuşuk hem de anlamsızdır diyor. Miskinliği yüzünden bile okunur diyor. Tüm vaktini öldürdükten sonra, yani kahvaltı yapma süresine kadar, diyor ki tamamen miskin, bitkin, tamamen hani oyalama, kendini oyalamayla geçirdikten sonra öğleden sonra diyor ki belki biraz dinçleşir ve kahvaltı yapmaya başlar diyor. Kahvaltısını yapar, kendini bir kafeye atar ve orada gazeteler çevirmeye başlar. Dahasında veya diyor boş sohbetler yapmaya başlar. Birilerini karalamaya başlar diyor. Zira diyor, burada çok güzel bir anekdot geçiyor yazar. Diyor ki zira tüm tembeller kıskançtır. Hakikaten dürüst bir insana baktığımız zaman, çalışkan bir insana baktığımız zaman tamamen kendisini ilgilendirdiği için bu durum, hani tamamen kendisiyle ilgileniyor. Başkaları umurunda bile değildir. Yani başkalarının dedikodunu yapmak, başkalarının
çekiştirmek tamamen bir tembel iş olduğunu da aslında söyleyebiliriz. Hı hı. Çünkü kişi kendinin ne olduğunu çok iyi biliyor. Evet. Tembel olduğunu çok iyi biliyor. Bu yüzden hani artık kendini bastırmak mı deriz, daha farklı şeyler, örnekler mi veririz? Başkalarını karalamaya, başkaları hakkında konuşmaya ve bu şekilde kapatmaya başlıyor. Evet. Çalışıyor. Burada da diyor ki yazar, bu dünyada hiçbir keyif meşakkatsizce elde edilemez. Her mutluluk biraz çaba gerektirir. Evet. Evet. Hı-hı. Burada ben bunu okuduğum zaman bütün her zaman karşıma çıkıyor. Meryem suresi. Hı-hı. Meryem suresinde Allah-u Teala yanlış hatırlamıyorsam 23-24-25. Ayetler olsa gerek. Orada bahsediyor. Hazreti Meryem'den bahsettiği zaman hani Hazreti Meryem kurumuş hurma ağacına yaslandığı vakit Allah diyor ki o dalı çek ve sallamaya başla. Kendine doğru çek ve sallamaya başla diyor. Önüne ancak o zaman hurma dökülebilirdi. Evet. Burada yani Allah'ın bizden istediği her kıssada olduğu gibi bir mucize vardır. Aynı zamanda bir çok büyük bir ders de vardır. Evet, Allah'ın bize vermek evet. istediği büyük bir ders de vardır. Çünkü mucize kuru bir ağaçtan hurmanın gelmesiydi. Allah'ın bu çok farklı bir şekilde de değerlendirebilir. Mucize buydu. Hani kuru bir ağaçtan meyvenin gelmesi. Ders de her çalışmanın yani biraz hareket etmenin. Hı hı. Orada hani Allah isteseydi zaten Meryem Aleyhisselam'a çok farklı hiç sallamadan da verebilirdi. Fakat diyor ki salla o dalı salla senin önüne meyve dökülsün. Allah'ın istediği şey de burada çalışmak olduğunu gösteriyor. Evet, aslında zahmetsiz rahmetin işte cefasız sefanın olmayacağı hayatın bütün alanlarında kendini hissettiriyor ve gösteriyor. Evet. Bunu söylediğinizde Meryem suresini benim de aklıma okuduğum bir şey geldi. Yani hayatta sürekli bir sayın olması gerektiği, sürekli bir koşmanın ve bir şeye ulaşmak için bir takım çabaların olması gerektiğini yaptı. Yani baktığımız zaman gerçekten hayatımızda da evet bu benim çıkmazım deyip ümitsizliğe kapılıp oturduğun yerde bir anda hayır işte ayet-i kerimeler ışığında kalktığın zaman Rabbimizin mucizesini gerçekten kendi gözlerimizle de görebiliyoruz. O anda hemen bir ferahlama, hemen bir çıkış yolu. O yüzden hayatın belki bütün alanlarında en ümitsiz olduğumuz anlarda bile bir sayin olması, orada bir meyvenin, bir mucizenin gerçekleşmesine aslında vesiledir. O say diyebiliriz. Ali Şeriat'ın bir sözünü söyleyip bir araya girelim. Aradan sonra devam edeceğiz. Sizi harekete geçirmeyen imanın sizi sırattan geçirmesine imkanı yoktur diyor. O yüzden gerçekten öyle. Yani sadece ümit etmekle belki de veyahut da istemekle ulaşamayacağız. Bir şekilde kalkıp hareketlenip teyakkuza geçmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Evet. Kısa bir araya girelim. Kıymetli izleyicilerimiz, kısa bir ara, aradan sonra tekrardan birlikteyiz inşallah. Kıymetli izleyenler, aradan sonra tekrardan sizlerle birlikteyiz. Juliet Paros'un İrade Terbiyesi kitabını stüdyo konuğumla birlikte analiz etmeye, tahlil etmeye gayret ediyoruz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz inşallah. Tuba Hanım, işte evvela şey dedik, neden irade terbiyesi kitabı ve iradenin önündeki en büyük engellerden bir tanesinin tembellik olduğunu vurguluyor yazarımız. Daha sonra şöyle bir ifadesi var yazarın kitap içinde. Aslında çabanın, dağınık bir çabanın da iradeyi gerçekleştirmenin önünde en büyük engellerden bir tanesi olduğunu söylüyor. Biz buradan devam edelim inşallah. Evet. Dağınık bir çaba ve irade demiş olalım. Buyurun. Burada yazar diyor ki temel tembellik arada sırada görünen enerji anlamını hiçbir şekilde engellemez. Medeni olmayan toplumlara nahoş gözüken şey kesinlikle zorlu çabalar sarf etmek değil, belirli kurallara tabi tutularak sürekli çalışmak zorunda olmaktır. Buradan diyor ki temel tembelliği arada sırada bizde bir enerji patlamasını temel tembellik hiçbir zaman engellemez. Yani tembellerde bir enerji patlamasını görebiliriz. Hı hı. Ne zamanlar? Eğer önünde bir işin arkasında uzun hareketsizlik dönemi varsa, bir rehavet, bir rahatlık varsa tembeller diyor bu işi seve seve kabul ederler. Burada yine örnek gösteriyor. Diyor ki, yazar da diyor, tembeller akabinde uzun hareketsizlik dönemleri olan şiddetli anlık çabalar gerektiren savaşları seve seve kabul ederler. Aynı şekilde hani savaş olmasa dahi biz bunu örneklendirebiliriz. Çok sayıda örneklendirebiliriz. Bir iş yapılıyor.
büyük bir enerji lazımdır. Tembeller diyor bunu seve seve yaparlar. Yeter ki sonrasında uzun süre bir rahatlık olsun. Ve diyor ki medeni olmayan toplumlara nahoş gözüken şey sürekli çalışmak. Sürekli çalışmak zorunda kalmaktır. Burada bunu söylüyor yazar. Aynı şekilde biz buna örnek olarak sınav gününün yaklaşmasıyla etekleri tutuşan canlarını dişine katarak çalışan öğrencileri de örnek veriyor. Bekleniyor. Sınav günü yaklaşıyorsa bir haftası veya iki haftası yoğun bir çaba sarf ediyor. Yani bu tembelliği hiçbir zaman şey yapmıyor, engellemiyor. Yoğun bir çaba sarf ederek o sınavı geçme derdine düşüyor. Asıl diyor onlara zor gelen, itici gelen şey ölçülü de olsa aylar ve yıllar boyu her gün tekrarlanması gereken çabalardır. Yani öğrencilere baktığımız zaman, öğrenciye bunu sorduğumuz zaman veya gördüğümüzde de öğrencinin derdini gerçekten okul bitsin, artık rahatlayayım, az önce vermiş olduğumuz memur olma şeyini, memur olayım, rahat bir işim olsun. Ama hiçbir zaman artık eğitim sisteminin bize empoze ettiğimi, toplumun mu bize empoze ettiğimi, öğrenciye empoze ettiğimi, bu durum karşısında öğrenci diyor ki ben yeter ki rahat olayım. Yani kendini geliştirme, bir yere gelme, büyütme veya dünya olarak hani kendini geliştirme şeyini, kendini geliştirme derdine hiçbir zaman girmiyor. Burada devam ediyor, diyor ki bir örnek daha veriyor. Çok şaşırmıştım ben bu örneği okuduğum zaman. Bu öğrenci hakkında da şöyle bir portre çiziyor. Diyor ki genç birey hayat dolu, neşeli ve enerjiktir. Aylaklık ettiği neredeyse hiç görülmez. Gün boyu tezler, makaleler okur. Birçok gazeteye göz atar. Aldığı notları tekrar eder. Taslaklar karalar. İngilizce çeviri yapar. Boş olduğu tek bir an bile yoktur. Herkes ona hayrandır diyor. Evet. Yani hiçbir boş anı yoktur. Tamamen çalışıyor bir öğrenci. Yazar diyor ki gerçek ve verimli enerjinin ölçülü ancak kesintisiz bir gayrette attığı ve bundan gayrı her türlü çalışmanın tembel işi olarak görülebileceği sözünü vermektedir. Sözünü söylemektedir yazar burada. Ve devam ediyor. Diyor ki biz bu genç bireyi bir tembel öğrenci olarak değerlendiriyoruz. Nedenini Nicole'un sözünü veriyor. Diyor ki Nicole bu öğrenciler öğrencileri teşbih ederken oradan oraya atlayarak çalıştıklarından sinek zihniler diye teşbih ediyor. Aynı zamanda Finol'un ise rüzgarlı bir yerde yanmaya çalışan mumlar gibi gibidirler diye teşbih ediyor burada. Evet. Yazar tekrar devam ediyor. Diyor ki bir psikoloğun gözünde bu kadar çok işle birden uğraşınca belirli bir zenginlik içerse de henüz istemli bir dikkate dönüşmemiş olduğundan, anlık bir dikkate sahip olduğundan bu yalnızca büyük bir irade zayıflığını göstermektedir. Yani henüz istemli bir çalışma olmadığından bu yalnızca büyük bir irade zayıflığını göstermektedir. Hani şunu sorabiliriz, diyebiliriz. Peki bu durum neden tembel işi olarak değerlendiriliyor? Yazar çok net bir şekilde şunu açıklıyor. Diyor ki hiçbir izlenimin kalıcı olmak için yeterli süreye sahip olmamasındandır. Tez okuyorsa tezden başka şeye geçiyor. Bunun için o tezi kendine yedirmesi için bir süreye ihtiyacı vardır. Evet. Hani aynen. Gazetede okunan bir makalenin bize sirayet etmesi için bir süreye ihtiyacımız vardır. Makale okuduktan sonra hemen teze koşmak, hemen ders çalışmak burada diyor tembel işi olarak görünüyor. Hani çok farklı bir pencereden bakmıştır gerçekten. Evet. Belki de daldan dala atlamanın insan zihninde yaratacağı karışıklık, karmaşıklık, belki onu o bilgiyi yiyememe, yedirememe gibi bir problemden dolayı böyle diyordur. Ve yazarın öncelikli olarak sanki üzerinde durduğu şeylerden bir tanesi de aslında bir tembelliğin söz konusu olduğunu, fakat ifade ettiğiniz gibi tembeller de bir anda belki galeyana gelip birçok şeyi başarma isteğine kapılıyorlar, ama yazarın önemsediği şeyin kitapta devamlı çalışma olduğunu görüyoruz. Nitekim hadisi şerifte de ehabbul e'mali ilallahi edvamuha ve inkalle, yani Allah Teala'ya ibadetlerin en sevimlisi, çalışmaların, sayın en sevimlisi az da olsa devamlı olandır. Aslında Rabbimiz de dinimiz de bizi yönlendirdiği, dinimizin
sizin de belki bizi yönlendirdiği şey çok çabuk her şeye koşan, her şeyi bir anda bitirme gayreti içerisinde değil de yavaş yavaş yedirerek insan fıtratına uygun olanı da belki bu olmasından kaynaklı böyle bir yönlendirme ve yönelimin olduğunu söyleyebiliriz. Yine aynı şekilde mesela baktığımız zaman çok hoşuma giden ve sıkça kullandığım bir söz de vardır. Hızlı koşan çabuk yorulur diye. Evet. O yüzden yani hayatın her mecrasında aslında geciken de hızlı koşar. Fakat gecikmemek için hayatın her mecrasında emin adımlarla ve gerekli ne yapılması gerekiyorsa aslında belki zamanında yaparak yük beline sırtına kambur bindirmeden zamanında yaparak onu işlerini yedirmek, bilgin neyse onu yedirmek ve zamandan keyif alarak bunu gerçekleştirebilmek. Ki zaten bir iş zamanında yapıldı mı o artık sana keyif veriyor. Ama üst üste bindiği vakit bir şekilde belinde bir kambur oluşur ve artık onu gerçekleştirme isteği doğar. Bir isteksizlik olduğunda yine söyleyebiliriz. Aslında çalışma ama nasıl bir çalışma? İstikrarlı, düzenli, az da olsa devamlı olan bir çalışmanın önem ve ehemmiyetini yazar. Çok sıkça vurguluyor kitapta. Evet. Burada yazar da kendi sözünü şu şekilde açıklıyor. Hani oradan oraya konmayı. Hı hı. Diyor ki otelde konaklar gibi zihnimizde konaklayan düşünce ve hisler yakında unutup gideceğimiz birkaç yabancı simadan farksızdır. Evet. Gerçekten çok net bir şekilde açıklamıştır. Bir bilgiyi biz özümüze yedirmemiz gerekiyor. Hı hı. Beynimize yedirmemiz gerekiyor. Yani bize bir katkısının olması gerekiyor. Bunun içinde diyor istemli bir süreç olması gerekiyor. Bir sürece ihtiyaç vardır. Biz bunu çok detaylı bir şekilde zaten ileride alacağız. Hı hı. Zihinsel çalışmada tüm çabalar diyor tek bir doğrultuya yönlendirilmesi gerekiyor. Aynı şekilde bu süreç ve zihinsel çabanın tek bir yöne yönlendirmesini biz detaylı bir şekilde alacağız inşallah. Hı hı. Yazar burada farklı bir paragraf açıyor ve eğitim sisteminden biraz bahsediyor. Evet. Eğitim sistemimizin bu temel zihinler tembelliğini daha da vahimleştirdiğini görmekteyiz. Hakikaten bu temel tembelliğe hizmet ettiğini görüyoruz. Çünkü tamamen istediği müfredata baktığımız zaman hiçbir şekilde öğrencinin istediği, hiçbir şekilde kalkınmayı gerektiren ya da iten bir ders bulunmamaktadır. Hı hı. Gerçekten. Diyor ki müfredat tüm öğrencilerin zihnini parçalıyor. Ve diyor bir genç bu müfredatın saçmalıktan ibaret olduğunu nereden bilsin? Evet. Gerçekten öyle. Yani evet bir müfredat vardır. İşlenmesi gereken bir ders vardır. Zorunlu olan bir ders vardır. Bunu genç alıyor ama niçin aldığını dahi bilmiyor. Çok vahim bir durum gerçekten. Hı hı. Niçin aldığını bilmiyor. Aldıktan sonra bir ders bittikten, bir dönem, bir yıl bittikten sonra genç kendine dönüp baktığı zaman hiçbir şey almadığını aslında görüyor. Ve diyor ki dürüst öğrenci bunu en son itiraf eden zaten kendisi. Gerçekten biz de aynı şekilde. Biz de bu eğitim sisteminden geçmiş bireyler olarak ilkokulda biz hangi dersleri aldık? Bunun hani evet o yılların hatıraları çok farklı ama biz ben bu dersi aldım diyemiyoruz. Evet. Biz bu yere geldik diyemiyoruz. Matematik tamamlanmıyor, fizik tamamlanmıyor. Her şey yarıda kalıyor ve biz üniversite hayatına başlıyoruz. Çok farklı bir durum bu. Evet. Bu durum diyor gençlere, öğrencilere bir şey üstün körü bakmaya itmektedir. Sonra da her şeyin özüne nüfuz etmeyi yasaklıyor. Bu sistem öğrencinin girişimci zihnini ve çalışmayı göstermek istediği tüm bağlılığı yok eder. Evet. Gerçekten şunu söylüyor. Diyor ki biz mesela bir öğrenci, gerçek bir öğrenci öğretmene neden burada bu yazılmış diye sorduğunda öğretmen de kendini geliştirmediğinden zaten o sorunun cevabını bilmediğinden o öğrenci susturma çabasına giriyor. Yani öğrenci kalkınmaya çalışsa da müfredatta böyle bir şey geçerli olmadığı için öğrenci susturuluyor. Hı. Ve bu yüzden üstün körü bakma. Hani bir şeye üstün körü ezbere dayalı bakmaya alışılmış bir toplum maalesef. O dönemde böyleydi. Bu dönemde de böyledir. Evet. Öğrenilen bilginin zihnin kalbine nüfuz etmesine asla izin verilmiyor diyor. Ve çok müfredata baktığımız zaman da
hafta, hani haftada bir iki saat matematik görmenin nasıl bir etkisi olabilir? İki saat Türkçe görmenin nasıl bir etkisi olabilir? Mesela bir hafta boyunca bir matematik dersi işlenmesi değil mi? Veya diğer hafta hafta boyunca bir başka bir dersin tamamen o derse odaklanması ve verim alması açısından söylüyorum. Olması daha farklı bir durumdur. Ama az önce dediğimiz gibi sinek zihinler demişti ya İKOL. Gerçekten aynı durum okullarda da geçerli. Bir dersten çıkıyoruz başka bir derse. 40 dakikalık gördüğümüz bir dersten başka bir derse. 5 dakika arayla, 10 dakika arayla başka derse, başka derse. Öğrenci günün sonunda tamamen bitkin bir şekilde ve hiçbir şey almamış bir halde ne yapıyor? Evlerine dönüyorlar. Evet, aslında yani düzensiz olduğundan dolayı ve gereksiz bir bilgi aktarımından dolayı da insanların, belki öğrencilerin zihinlerinin bir yerden sonra artık hani tabiri caizse bir çöplüğe döndüğünü de görebiliriz. Yani çünkü hani sahih bilgiler özümsenmemiş, sahih olmayan bilgiler, özümsenmemiş bilgiler, üstün körü bilgiler, bunların da aslında hepsinin bir şekilden sonra bir zihin obezliğine yol açtığını da görebiliyoruz aynı zamanda ki bu da odaklanma problemi ortaya çıkarıyor. Konuşamama, eyleme geçmeme gibi böyle pasif davranışlara da yol açabiliyor bu durum yani. Yani hani eleştirmek gibi olmasın ama üniversite üniversiteyi bitirmiş, diplomasını almış bir bireyin biz konuşmaktan aciz olduğunu görebiliyoruz. Bir konu hakkında bilgi sahibi olmadığını da görüyoruz. Yani bu durum zaten bunu gösteriyor. Evet, evet. Örnek gösterecek olursak. Yazarın dediği gibi şöyle diyor. Diyor ki matematik, fizik, kimya, coğrafya görelim, başka bir şey görmeyelim. Birkaç ülkenin edebiyatı, beş kıtanın coğrafyası, psikoloji, bunları hepsini görüyoruz fakat o kıtaya nüfus etmiyoruz, o psikolojiye nüfus etmiyoruz, o coğrafyaya nüfus etmiyoruz. Herhangi bir ezbere dayalı, az önce demiştik ya, öğrenci tamamen ezbere dayalı bir sistemle karşı karşıya. Tamamen o dönemde basit bir ezber çabası fakat kalıcı değil. Basit kalan bir ezberle diyor onu unutuyor. Yani beş kıtayı biz bugün lisedeki öğrenciye sorsak bilmez. Evet. Hakikaten her şeyi diyor yüzeysel görme, her şeyi görünüşe göre değerlendirme alışkanlığı kazandıran okullardan diploma almaya yönlendiriyor ilkokul öğrencisini diyor. Evet, yani hem sistem belki de hem de bir coğrafya özellikle bunun da katkısı var mutlaka. İnsanı buna itiyor, zorluyor belki de hani kendisini keşfetmemeye, gerçekleştirememeye yönelik bir müfredatla ve aslında bir hayatla karşı karşıyayız. Yani hani çabalar da bir yerden sonra yetersiz, çabalar da kendini gerçekleştirme çabası da bir yerden sonra yetersiz oluyor. Yani şunu demeye çalışıyoruz aslında, bir bireyin kendini keşfetmesi, kendisini gerçekleştirmesi kolektif bir çabayla mümkün olabilir. Eğitimle, sistemle, aile yapısıyla, coğrafyanın tamamıyla, yani kolektif bir çabayla ancak bunu gerçekleştirebiliriz. Yoksa tek başına bir çabanın da bu büyük sistem karşısında yetersiz, aciz, cılız, zayıf kaldığını söyleyebiliriz. Evet, zaten insanı bütünüyle şekillendiren sahip olduğu enerjidir. Evet. Enerji olmadan en parlak dönemler bile çok sönük geçebiliyor. Yani öğrencilik hayatı, gençlik dönemimiz tamamen gençliğimizi elimizden alıyor. Öğrencilik dönemi ve bu en parlak dönemimizdir. Ömrümüzün en parlak dönemidir diyor. Gereken enerjiyi biz kendimize vermezsek bu durumu, bu dönemi çok sönük bir şekilde geçirebiliriz. Yani öğrencilik, bugün öğrencilik hayatı, bugün okula gitme isteksizliği sürekli öğrencilerde bunu görüyoruz. Oysa ki okula gitmenin yanı sıra gitmenin güzelliğinin yanı sıra farklı işlerde uğraşan, farklı projelerde yer alan öğrencilerin var olması insana bir iç huzuru vermektedir gerçekten. Evet. Yazar diyor ki işin tuhaf yanı, bunları herkes biliyor. Yani bu anlatılan, bizim şu an konuştuğumuz her şeyi herkes çok net biliyor. Fakat diyor buna rağmen irade eğitimini sürdürmenin yolları hakkında tek bir kitap, pratik kitaptan bahsediyor. Kitap yok. Evet. Yani bu dertten hepimiz muzdaribiz. İrade zayıflığı ve irade zayıflığının insana yapmış olduğu bütün kötülükleri hepimiz fark ediyoruz. Farkındayız fakat bunun için bir pratik kitap elimizde yok diyor. İrade eğitimi hiçbir yerde doğrudan ve kasıtlı olarak eğitilmiyor, öğretilmiyor. Ne çalışmayı ne de neyi amaçlamayı bilmiyoruz. Yani öğrenciye bugün
ne olmak istiyorsun? Çok şey, ilkokuldayken bize öğretmen soruyordu, ne olmak istiyorsun? Sadece diyorduk ki öğretmen, o doktor. Ama bunu ne için istediğimizi bilmiyorduk. Evet. Ve bunun altı doldurulmadı. Doldurulmadığı için bu şekilde büyüdük. Yani toplum olarak da hani zayıf bir şekilde topluma karıştı bu öğrenci. Evet, evet. Ve şunu da söyleyeceğim. Şimdi ilkokulda belli bir yaş seviyesi var. Hani küçük, çok küçük yaşlarda olduğundan dolayı belki bunun sebebini ve nedenini bilemez ama şu anda yetişkinlerde bir üniversite öğrencisi, üniversiteyi bitirmiş bir meslek sahibi olmuş bir bireyin bile aslında ne yapması gerektiğini bilememesiyle karşı karşıya kalma durumu var. Yani nereden başlayacak? İçi, evet, ifade ettiğiniz gibi dolmamış birçok sorumuz var. Fakat bu soruların cevabını nereden bulabileceğiz? Bunu bilmiyoruz aslında. Ne yapmamız gerektiğini bilmiyoruz. Evet, belki istek sahibi olan insanlar da oluyor. Fakat ne istediğini bilememe gibi veyahut da isteğini nasıl gerçekleştireceğini bilememe gibi bir gençlikle belki de karşı karşıyayız şu anda. Aynen. Yani diyor ki kendi irademizi kendimiz eğitmek için neye başvuracağımızı da bilmediğimizden artık bunun üstünü kapatmakla yetiniyoruz. Üstünü kapatıyoruz, ne de olsa diyor hayat bir şekilde devam etmektedir diyerek ancak bu çok acı bir şeydir diyerek yazar burayı bitiriyor. Evet. Şimdi çok iyi şeylerden bahsetti yazar. Evvela tembellikten bahsetti. Daha sonra iradeyi bir şekilde kamçılamamız gerektiğini söyledi. Peki biz şunu söyleyelim. Şu anda evet iradenin nasıl olması gerektiğini ve tembelliğin ne olduğunu bildik. Peki iradeyle alakalı olarak takip etmemiz gereken yol, amaç ne? Bunu mesela yazar çokça zikrediyor. Bu konuyla bir giriş yapmış olalım bu başlıkla. Evet, burada başkalarının diyor eğitim müfredatları şu şekilde başlıyor. Diyor ki eğitim müfredatları çocukların ve gençlerin iradesini göz ardı etse de insanların sahip olduğu enerjiye göre değerlendirildiğini ve zayıf bir insana asla güvenilmeyeceğini hissederiz. Gerçekten çalışma azmimizi hani tartışmaya açılıyor olması bizde zayıflık ve korkaklıkla suçlamaya yol açar. Bu da zayıf görünmek, zayıf insana asla güvenilmeyeceğini gösterdiği için biz bundan korkuyoruz. Yani şunu demek istiyor yazar, çalışma azmimizin hani çalışma azmi olmayan bir insan olarak görünmek, bütün insanlar arasında hani tembel olarak işin açıkçası tembel olarak görünmek insanlar arasında yadırganan bir şeydir. Evet. Ve insan bunu çoğu insan kendini buna kapatıyor, yani kendini korumaya çalışıyor. Hı-hı. Diyor ki öğrencilerin ortak yanı bütün toplumda olduğu gibi söyledikleri yalanlardır. Yani öğrenci de bunu kapatmak için, tembel görünmemek için, öğretmenden azar, az önce dediğimiz gibi azar işitmemek için, arkadaşlarının alayıyla karşılaşmamak için yalan söylemeye başlıyor. Nasıl? Hani ödevini yaptın mı, yapamadım, kardeşim defterimi yırttı gibi basit yalanlara sığdırıyor. Bu kitap diyor, şunu diyor öncesinde yazar, kendisine diyor yalan söylemeyen, çalışma ve azim hakkında büyük hayallere kapılmayan tek genç yoktur. Kendimize yalan söylüyoruz. Bunu toplum olarak da alabiliriz. Sadece öğrenciye değil. Biz kendimize yalan söylüyoruz. Öğrenci kendine yalan söylüyor. Fakat bunun yanı sıra büyük hayaller de kurmayan bir fert yoktur diyor yazar. Evet. Gerçekten çok net bir şekilde açıklamıştır. Bu kitap diyor yalnızca istikrarsız hevesleri olan gençlerin işlerindeki çalışma arzusunu sağlam, coşkulu ve kalıcı bir kararlılığa ve en nihayetinde sarsılmaz alışkanlığa dönüştürene kadar güçlendirmek için uygulanabilecek adımları incelemeyi amaçlıyoruz diyor yazar burada da. Her şeyden önce zihinsel çalışma deyince akla çalışmanın içeriği, başkasının çalışmaları ve kişinin kendi üretimleri gelir. Hı hı. Kendi üretimleri geliyor. Üretim yazar için şöyle yazar şöyle diyor. Üretim öncelikle çalışmayı ve her türlü zihinsel çabayı gösterebilmeyi gerektirir. Çalışmanın ilk aracı düzgün bir dikkat, ikincisi ise düşünmek ya da odaklanmaktır. Bunların ikisi de aslında dikkatle alakalı meselelerdir. Çalışmak dikkatli olmak demektir. Maalesef dikkat değişmez, sabit ve kalıcı bir durum değildir. Şunu anlatıyor. Az önce tembel
bir bireyden bahsettik. Hı hı. Çok çalışan fakat tembel birey olarak bir psikolog tarafından belirlenen bir öğrenciden bahsetti. Aynı şekilde bunu da söylüyor. Çalışmak, dikkatli olmak demektir. Maalesef dikkat değişmez, sabit ve kalıcı bir durum değildir. Aksine diyor, süreklilik gerektiren bir şeydir. Hı hı. Dikkatten bahsettiği zaman. Dikkat, evet, dolayısıyla takip edilecek amaç, bunu net bir şekilde, hı hı, söylüyor. Yoğun ve kalıcı çabalar edinmeye çalışmak olmalıdır. Zaten gösterdiğimiz çabaları her gün cesurca tekrarlamak, kendimiz üzerinde sahip olduğumuz gücü geliştirerek elde edeceğimiz en güzel sonuçlardan biridir. Evet. Gerçekten insanın kendine faydasının dokunması, kendi veya bir üretim yapması, kendi psikolojisi açısından, yani kendine güveni açısından, özgüven açısından gerekli olan bir durumdur. Evet. Evet. Fakat bu durum diyor, öğrencilere sancılı gelir. Yani sürekli çalışma halinde olan bu durum öğrenciye sancılı gelir. Çünkü gençlik zihinsel işlerle meşgul olan çoğu insanın hayatını soğuk, renksiz ve suni bulur. Hmm. Evet, bu da kendisine itici gelir dedik. Bilinçaltımıza gerçekten filozofların, bilim adamlarının hayatları nedense böyle bir sönük geliyor. Hmm. Bu bizim bilinçaltımıza da yerleştirmiş bir şey. Öyle algılanıyor gerçekten. Baktığımız zaman bir bilim adamı bize siması bile sönük gelir, donuk gelir, değil mi? Hı hı. Bu durum diyor tamamen bundan kaynaklı. Yani hani çalışan insanın iradesinin üstü kapatılıyor fakat hayatının sönük olduğu gösteriliyor. Oysa ki o çalışan insanın hayatı irdelense, o çalışan insanın iradesinin ne kadar kuvvetli olduğu bizlere gösterilseydi, anlatılsaydı bugün çok daha farklı bir şeye, en azından özentilik de olsa bir çok farklı bir yere gelinebilirdi. Evet, vaktimizin azaldığını şu an görüyoruz. Evet. Toparlamaya çalışalım inşallah. Zaten konumuz kitabımızın tahlili ileriki dönemlerde de, ileriki haftalarda da devam edecek, evet, inşallah. O zaman şunu söyleyelim. Yazarın bir paragraf açtığını söyleyelim. Kaç dakikalık bir süreniz var? 5 dakika yaklaşık. Hatta. Tamam. Yoğun ve azimli çabalar sarf etmek de tek başına yeterli değildir dedik. Az önce bahsettiğimiz, hı-hı, gibi. Bu çabalar disiplinsiz ve dağınık da kalabilir. Bunun için aynı doğrultuya yönlendirmeleri gerekiyor. Yani bir çabanın aynı doğrultuya yönlendirmesi gerekiyor. Bir düşünce ve duygunun içimizde yer edinmesi için şu şartlar gerekli. Gerekli süre, devamlılık ve yakınlık koşulları vardır. Yani üç şartımız vardır. Bir düşüncenin içimizde bir parçamız haline gelmesi için gerekli süre, devamlılık ve yakınlık koşulları vardır. Yazar sanat eserinin yaratılmasında da bunları da bizlere göstermektedir. Bir düşüncenin dahinin aklında belirsizce bir... O zaman biz bu konuyu bırakalım. Çünkü biraz... Tamam, devamı gelmesi gereken bir, tamamdır, konu. O zaman biz bu başlığımızı ilerleyen haftalarda inşallah tekrardan, tamam, devam ederiz, hı-hı, burada kaldığımız yerden. İnşallah. Şu an çünkü süremiz tamamıyla bitti yani. Çok teşekkür, tamam, ederim Tuğba Hanım. Rica ederim. Çok güzel bir kitap analizi oldu. İnşallah dediğimiz gibi ilerleyen haftalarda tekrardan devam edeceğiz Allah'ın izniyle. Değerli izleyicilerimiz, bu hafta kıymetli Tuğba Doğan hanımefendi bizlerle birlikteydi. Juliet Paros'un İrade Terbiyesi, son zamanların belki de zamanının en çok kitaplarından bir tanesiydi. Bunu analiz etmeye ve tahlil etmeye gayret ettik. Bu hafta bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Haftaya yepyeni bir konu ve konukla görüşünceye değin Allah'a emanet olunuz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.